sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nereden gelmişsin? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan Emrah, satış danışmanı, hiç evlenmemiş bir arkadaşımız. İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. Gerisini de sen sorarsın artık Nagihan, bir merhabadan sonra. Hoş geldiniz Emrah Bey. Hoş bulduk Nagihan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. 20 yaşındasınız. Ne işle uğraşıyorsunuz? Satış danışmanıyım. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul. İstanbul'da. Neresinde? Bayrampaşa. Anladım. Şimdi ben soracağım sorulardan önce en önemli sorumu sormak istiyorum size. Tabii, buyurun. Yani beni sahiplenir misiniz? Tabii ki de. Zaten sizi sahiplenmeye geldim. En ufak bir şeyde arkanızı dönüp gider misiniz? Gitmem. Çünkü savaşırım. Benim bundan önceki ilişkilerimde öyle bir talihsizlikle karşılaştım ben. Hı hı. Yani en ufak bir şeyde mırın kırım yapıp... Kolay kolay bir ilişkiyi bitirecek bir insan değilim. Ne olursa ilişki biter sana göre? Bana göre beni... Mesela ben bir ihanete uğramakla biter benim için. Anladım. Daha ciddi boyutta bir şey olursa bitiririm diyorsun. Yani ihanetten önce ne bitirir ilişki? İhanet zaten yapılmaması gereken bir şey de. Yani, ne yapsam hoşunuza gitmez mesela? Mesela benim yanımdayken arkadaşın yanına gitmeniz mesela beni bu zor olur. Nasıl yani? Dediğim gibi ya, benim yanımdayken arkadaşım yanına gitmeniz mesela onunla muhabbet etmeniz beni o hiç hoş etmez. Senin arkadaşınla mı? Evet. Niye çocuğun arkadaşıyla muhabbet ediyorsun? Niye yapıyorsun böyle? Ben şimdi anlamadım. Şimdi biz sizin arkadaşınızla otururken ben sizin arkadaşınızla sohbet edersem sizin hoşunuza gitmez. Yani evet. Çok böyle samimiyetlik bir şey olmaz. Tamam da yani olmaz. Rahatsız olacaksanız niye arkadaşınızı getiriyorsunuz o zaman? Ya, arkadaşımı getirmiyorum. Mesela ortamda senin arkadaşın olur, benim arkadaşım. Niye getiriyorsun arkadaşını sen Nagihan'la buluştuğunda? Niye yaptın ben şimdi? Ben getirmedim ki öyle bir şey. Getirdin. Yok. O da konuştu. İhtimaller üzerine. Yani diyor ki benim yanımda başkası öyle samimi olmak yok diyor. Açıkçası. Ama tamam da benim hayatım... Yani bir ağırlığım var benim bir ortada, ha, o yüzden. Ağırlığını hissettir Emrah. Olmaz öyle. Yapma bunu Nagihan. Neden ben? Yani niçin? Neden siz... Geçen işten çıktığımda televizyonu açtım. Dikkatimi çektiniz güzelliğinizle, konuşmanızla. Annem de dedi, oğlum çık dedi, al onu gel dedi. Anne destekli geldi. Evet. Bak, anneler çok etkili. Vallahi. Burada annemin elinden de öpüyorum tüm anne babaların. Hürmetler, sağ ol canım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet, ailemle yaşıyorum. Ben anneme çok düşkün bir insanım. Tek kardeşim bir de. Hani kardeşim yok. Tek çocuksun. Evet, annemden ayrılamam asla. Anne, bir anne sevgim çok. Evlenirsek annenle mi yaşayacağız peki? Tabii ki de. Aa, tabii ki de. Çok net, kesin. Ha. Ha, bir kaldın. Ha. Acaba ne ayağın buna sıcak bakar mı tabii, onu sormak ya lazım. Bunlar konuşulabilir şeyler ama ben yine kararımda eminim. Annemden ayrılmam yani. Konuşulabilir ama eminsin. Güzel. Yani bir türlü ikna etmeye çalışırım. Ha, bir türlü ikna etmeye çalışırım. Bu böyle mi? Yani evleniriz ve ilelebet birlikte yaşarız mı? Evet. Ha. Ya evleneceğiz ve... Ya zaten annemler benim mürüvvetimi gördükten sonra Sinop'a gidecekler. Bu arada Sinopluyum. Yani anne baba Sinop'a gidince biz yine rahata kavuşuruz. Hani burada bir 2-3 sene... Emrah ne yaptın? Rahata kavuşuruz diyor. Evet. Öyle demek istemedi annesi. Öyle demek istemedi. Değil mi? Biraz heyecan da var abla. Haklısın canım benim. Hazır mısın evliliğe? Hazırım. 3 yaş küçüksün Nagihan'dan. Aşkın yaşı olmaz derler ama. Doğru. Bu senin için sorun olur mu? 3 yaş küçük. Yani Zuhal abla. Birazcık. Birazcık. Yani. 20 yaş çünkü çok... küçük bir yaş. Yani ne desem bilemedim. Efendim? Siz o yaşa gelmediniz mi hiç? Geldim. O yaştan geçmediniz mi? Ben 20 yaşındayken kendimi evliliğe hazır hissetmiyordum Muhammed.
Bir kan... Ha, Uğur bir şey diyecek. Begüm, sen az önce ne dedin? Bir şey söyledin, bir cümle kurdun. Begüm mü? Evet. O, sen ne arada konuştun? Yok yok, erkekler daha geç... Ne dedin? Daha geç olgunlaşıyor dedin değil mi? Evet. Genelleme yapamazsın. Her erkek için geçerli değil o. Her erkek için geçerli değil. Sen yaş, niye üstüne alındın? Yaşta, üstüme alınıyorum, ben de bir erkeğim sonuçta. Yaşta, cinsiyette bunlar yani önemli değil. Benim bu kendine önemli... acizane fikrim yani. Katılırsın anladın ya da mı? Genelleme yapmam bence doğru değil. Ben... Erkekler ne demek geç, daha geç olgunlaşıyor? Daha geç olgunlaşıyorlar. İnsanı, daha çok çabuk insanı bence hayatta 20 yaş bence evlenmek için çok küçük bir yaş. Şu an ilişkiye başlasalar. Bak 20, evlenmek için atıyorum, dersen. 1,5-2 sene birlikte olsalar şu evlenmek için söyle. Hayır, ben de aynı şeyi söyledim. Hayır, ilk başta öyle deseydin tamam ama. Evlenmek için demedim ve insanı yaşı veya cinsiyeti değil, yaşadıkları bence olgunlaştırıyor. 20 Türkan yaşına Hanım'a kadar ne yaşayabilirsin yani? Türkan Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bence şöyle söylüyorum, akıl yaşta değil baştadır diyorum. Beğendi mi çok Türkan abla damadını? Maalesef. Ne diyorsun çiftimiz için Türkan Hanımcığım? Anlaşabilirler mi? Şans Vallahi versin de. Ben de Nagihan'ı az çok iyi tanıyorum. Evet. Yolculuk yapıyoruz beraber. Nereye gidiyorsunuz? İletişimimiz gayet güzel. Şöyle şu tabloya bakarken üzgünüm, olumsuz diyorum. Olumsuz. Olumsuz. Birkan? Şimdi ben, kardeşim adın neydi? Emrah. Emrah hoş geldin, hoş kardeşim. Sen Nagihan'ı izleyerek mi geldin? Evet. Sen diyorsun ya, ben arkadaşımla konuşmana bile izin vermem samimi. Ama karşındaki insan herkese sohbet muhabbet ediyor kardeşim. Sıcak yorum sen niye konuşuyor. Yorum yapıyorsun? Bir dakika, sen niye yorum yapıyorsun? Yorum yapma gereği duyuyorum. İstemiyorum yorum yapmanı. İşte sen niye diyorum yorum yapıyorsun? Ya, bence sen bunu izlememişsin gelmişsin kardeşim. Bunu dersen sadece benim bir izin beğenmiş var. Bir şey söyleyeyim herhalde. Ben ne olacaksa bunları yapmayacak. Yani şimdi sahiplenir derken orada biraz bana gönderme yaptı da şimdi diyecek ki yaran mı var gocunuyorsun? Biz ben ne kadar sahip çıkarsak çıkalım insana. Sen niye üstüne insanın alıyorsun? İçinde ne varsa odur kardeşim, anladın mı? Pardon? Sen kendi arkadaşınla konuşturmana izin vermiyorsun ama Nagihan maalesef herkese sen... Onda. Ya senin için söylüyorum işte arkadaş, anladın mı? Tamam, sen arkadaş diyor ya, arkadaşımla konuşmana. Benim adayıma sorduğum soruyu. Sen diyorsun ya, arkanı dönüp çekip gider misin? Sen kime gönderme yapıyorsun? Senin burada gönderme yaptığımı düşünmüyorum. Demek ki yaram var. Benim yaram yok. Anladın Demek mı? Ki yaram sen, var ki üstüne bak, alınıyorsun. Sen herkese sohbet muhabbet edebilen bir insansın. Evet, ne güzel bir şey. Sen, bak demek sıcak ki. Sıcak kanlı, dost evet. Canlısı. Zuhal abla, herkesle olunmaz. Ya sen bir kere yanında taşıdığın erkeğin ağırlığının farkına varacaksın. Ondan Allah sonra hareket edeceksin. Selam verince ağırlığını farkına varmıyor yok. Mu Laf oluyorum? Gönderme hakkın yok. Ya ben senin yorum yapmanı istemiyorum. Ya senin sen muhatap da olmak istemiyorum çünkü şu anda. Çünkü yorum yapma, hani karşılığı çok güzel veriyorum ya sana. O yüzden yorum yapmamı istemiyorsun. Bence ben seni kale aldım. Konuş- o yüzden kararın tamam. Olumsuz olacağını düşün. Arkadaşlar ikinizden de istirham ediyorum lütfen. Sessizlik. Birazdan paravan açacağım, Emrah karşılaşacaksın Nagihan'la. Nagihan da görecek tabii. Kızların hepsi peşinde. İşi yok ki hiçbiriyle. Hem ona ben aboneyim. Bütün biletler cebimde. Aboneyim, abone. Biletleri cebimde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ama olumsuz. Nagihan yerine geçebilirsin. Emrah istersen sen devam edebilirsin. Olur. Peki, hoş geldin aramıza. Şimdilik hoş böyle uğurlayacağım seni. Görüşürüz. Üstüne boş yere dönüş yok, çaresiz düş-